Açmıyor işte. İnadını açmıyor. Kim bilir nerede kalıyordur şimdi? Nerede kalacak? Betül'de kalıyordur. Sokakta yatacak hali yok ya. Anne biz ne yapacağız şimdi ya? Ha? Nereye gideceğiz? Ne demek nereye gideceğiz? O ne biçim laf kız? Bize gidecek ev mi yok? Bastıracağız parayı. İstediğimiz evde kalacağız. Ne var yani? 2 gün sonra aybaşı ablam maaş alıyor. Kralını tutarız o parayla. Hele şu yarışmadan biz istediğimiz sonucu bir alalım. Nişantaşı'ndan mı istiyorsun? Nişantaşı'ndan tutarız. Etiler'den mi istiyorsun? Etiler'den tutarız. Türkiye'nin en güzel yüzüne ev mi yok? Bu ne kız? Bu ne, bu ne, bu ne? Ne oldu yüzüne senin? Bak, 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 tırnak izi ya bu. Yok anne, yani şey, geçen ben elimde kalem vardı. Ha? İşte kalemle oynarken ben de dalmışım, çizmişim. Bir şey değil. Bak, böyle yapınca kapanıyor, bir şey gözükmüyor. Şimdi boş ver sen benim yüzümü, bak. Bak, ben sana şimdi anlatacağım, bak. Beni dinle be. Sen bu evden alacağını alsan artık. Zaten Saliha Hanım iyileşene kadar senin burada kalmana izin verirler herhalde. O para da birikse, ablamın alacağı parayla senin alacağın para birleşse... Ben bu evden alacağımı alsam. Öyle mi? Ne olacak alacağımı alsam? Kızım, sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Biz buraya niye geldik? Haftalık için mi geldik? Ne oldu? Cart diye ortadan ikiye ayırdılar, yırttılar fotoğrafını. Bitti mi? Bitmedim anne. Ha? Bitmedi mi ya? Ya olmuyor artık, olmuyor. Sen bunu anlamıyor musun ya? Senin kızından bir olmuyor. Ben uyandım bu rüyadan, sen de uyan artık. Yat aşağı. Yat. Benim kızım her şeyi başaracak. Her şeyi. Uyanmam. O rüyayı hayra çıkarmadan uyanmam. Ya boş ver ya, boş ver. Sen öyle ne oldun ya? Ne yapacağım? Vay yavru, gel misafirimiz ol. İster misin? Gösteririm şimdi sana yavruya. Bak işine, bak işine hadi. Gerizekalı. Sinir krizi geçirdin. Akşam ben kardeşi yüzünden evimden oldum. Çok iyi olay yalnız. Maraş'la Maraş oldun yani. Anladığı dilde. Hayır. Bir şey merak ediyorum. Acaba ablasıyla da ben aynı dilden, onun anladığı dilden mi konuşsam? Ama ablası kickboks hocası değil mi? Nefret ediyorum. Abinden de o vuruştan da nefret ediyorum. Orada.
Oh. Nursuz karı. Tuzla buz etti cama be. Süpür süpür bitmiyor. Aman terliksiz basmayın. Batı verir ayağınıza. Üç kuruşluk cam mesele değil de. Artık illallah ettim bu kadından. Elimden bir kaza çıkacak. O nasıl laf baba? Ne olan? Babanın lafını beğenmedin mi? Babanın lafını beğenmedin de o edepsiz karının marifetini mi beğendin lan? He? Baba yapma yine ne olur ya. Uyma bey. Büyü yaptılar çocuğa. Ben okutup üfleteceğim sen merak etme. Ben anlamam büyüden büyüden. O kırılan camın parasını da sen ödeyeceksin. Anladın mı lan? Al baba. Hadi iyi geceler. Ulan sen babana postumu kuruyorsun lan! Ulan seni kimin kendin ki? Otur şöyle otur. Anne, tamam tamam. Ulan şekeri çıkacak otur. Alo Oğuz. Neredesin lan? İyi tamam sana geliyorum ben. Aşkım benim. İşte bu da oldu ya. Evsize kaldık. Ya aşkım. Biz zaten evlenmeyeceğiz. Ya senin doğum gününe ne kaldı şurada? Evlenince evimiz de olacak. O zaman alırız ananı ablanı da. Hı, tabii canım. Annem böyle koşa koşa gelir, ablamla göbek atar. Yani ayrıca biz evlenince ya hangi parayla tutacağız bu evi Yasin? Sen orasını bana bırakacaksın tamam mı? Kapattım şimdi konuyu. Önce şu işe şey yapalım. Neyi bu parfüm? Parfüm bulalım. Kıyamam ya. Yani sıkıntıdan nasıl da kaşımışsın, yara etmişsin. Hı, sıkıntıdan. Ya aşkım. Parfüm senin köpeğin olsun ya. Sen istemen sana 10 tane parfüm alırım. Takma şunu kafana bir relax ya. Allah aşkına. Al şunu. Halledeceğiz. Hadi. Bu sefer kesin bulduk burada parfümü. Gel. Buyurun. Kolay gelsin. Gece çıkar bakayım şunu. Ya şimdi biz bunu kırdık da. Yani bunun aynısından almak istiyoruz. Aynısından satın almak istiyoruz. Ben size şöyle... Yalnız bunu ancak yurt dışından özel siparişle getirebiliyoruz. He. Kaç gün sürer peki? Bugün sipariş verirsek yarın elimizde olur. Eyvallah. Peki kaç para bu? 5.000 lira. Yani salaklık bizde. Yani onların sıktığı koku bizim bu doldurmalık parfümlere benzer mi hiç? Yani ben neyime güvenip de bu odama söz verdim ki? Alamayacağım işte ya. Alamayacağım. Aptal. Aptal kafa. Ya aşkım ne konuşuyoruz biz ya? Ya evsiz kalmışsınız şurada. Bundan daha önemli şeyler var. Başımı sokabileceğim bir evim olmasaydı da, başımı dik tutacağım bir gururum kalsaydı keşke yaz. Bu motor daha bir yaşında yok. Yani benim yaptığım kilometre falan her şey belli. Ben daha taksidini ödüyorum bunun. Çok ucuz olmuyor mu abi? Gözünü seveyim. Benim verebileceğim bu kardeş. İşine gelirse. Yapma be oğlum. Yazık günü alan yok paraya. Eyvallah abi. Hayrını gör. Lan aslan gibi motoru sattın 3 kuruşa. Benim ciğerim yandı be. Ya ne yapayım kardeşim mecburuz.
Mecbur olmasak satmayacağız herhalde Oğuz. Oğlum sen demiyor musun 5000 lazım diye? 3000'e aldığım motoru 1300'e satıyorsun. Nasıl iş bu? Ya damlaya damlaya dedik işte kardeşim. Yapma gözünü seveyim ya. Eyvallah abi. Abi iyi bak oğluma be. Vallahi bak ben toparlayayım alacağım geri yani. Güle güle harca. Eyvallah. Beş bin ne lan? 5000 boncuk mu anasını satayım? Motorundan fazla be. Ulan ananın yastık altını kurcalasam bu kadar çıkmaz ya. Yastık altı. Altın. Lan. Saçmalama, sen hırsız mısın? Gerizekalı, saçmalama. Başımı sokabileceğim bir evim olmasaydı da... ...başımı dik tutacağım bir gururum kalsaydı keşke Yas. Teşekkürler. Hani biz bir parfüm sormuştuk. Evet, buyurun hatırlıyorum. Ha, 5000 demiştiniz. Evet. Bu peşini şöyle vereyim ben size. Bir de geri kalanını da şuradan çekerseniz, yani taksitle en fazla ne kadar oluyor bilmiyorum da en fazla işte. Çakma. Varoş. Ne yapıyorsun? Bir de eşyaları mı topluyorsun? Efendim? Nermin'ciğim, sen bize hizmet ediyorsun. Onlara değil. Bırak kendileri toplasın. Kim dağıttı derlerse? Pardon. Burası benim evim. Bütün odalar bana ait. Ne istersem o. Bırak toplasınlar. Peki Selim. Ne olmuş buraya ya? Yüzüğüm? Yüzüğüm nerede? Ya yüzüğüm nerede ya? Ya yok. Bittim ben. Annem bulduysa bittim. Of, nerede bu ya? Oh. Allah'ım. Allah'ım, sen onların yemeklerini burunlarından getir. Getir de Hazım Efendi insafa gelsin. Oh. Ne oldu anne? Kılçığı taktım Hazım Efendi'ye. Oğlunun gönlü uğruna nasıl ocağımız söndü biliyor artık. Anne ne yaptın yine ya? Ablamın iş meselesini mi açtın gidip adama? Allah Allah. Benim kızım onun oğlu uğruna ekmeğinden olurken iyi de ben laf söyleyince mi kötü? Vallahi gakını çıkarmışım, kimdir veririm ha? Şuna bak şuna. Az bile yaptım. Asaletimle açtım derdimizi. Hele şu yemekleri bir bitsin. Ben o Hazım Bey'i tenhada yakalayıp... ...işin ucunu yarışmaya getirmezsem bak görsen.
Aradın mı o kabadayıyı? Hı? Nerede kalıyormuş sokak çocuğu? Aradım, gel dedim. Hı? Sonra güldü, kapattı telefonu. Hazan, bak Yunus amcan da gönül koyuyor. Kız başına bu saatte sokaklarda. Ayıp bize, günah boynumuza kalır diyor. Hadi kuzum gel. Hadi kuzum. Peki abla. Gel kızım. Ya hadi hanım, gittiler, hala kurtulamadın şunlardan, camdan takip ediyorsun ya. Allah Allah. Ben mi takip ediyorum, oğlun mu? Bana bak Yasin. Az önce gördüm. Sokak kedilerine mama götürür gibi çorba götürdün ona. Görmedim sanma. Anne, sokak kedisi ne demek ya? Allah aşkına ne biçim konuşuyorsun ya? Abla diyorum ben o kıza, ne kötülüğünü gördün kızın? Kaç yıllık komşumuz sonuçta bizim. Ekmek hırsızı onlar oğlum, ekmek hırsızı. Bak Saliha yengene. Rıfat, ben yarın Saliha'yı ziyarete gideceğim hastaneye. E gitmişken Kapalı Çarşı'ya da uğrarım. Şu altın paramı veriver ha. Tamam tamam, hallederiz. Ben kim oluyorum öyle mi? Bir bak bakalım ben kim oluyorum. Kimim ben? Senin o otel odasında iftira attığın kız var ya, işte onun annesiyim ben. Yeme bu numaraları, yeme. Sinan. Biraz gelir misin? Seninle konuşacağız. Ya baba, bugün finallerim var. Biz yarın konuşalım. Bırak oğlum bu klasik ders numaralarını. Senin finallerin falan bitmez. Şu Fazilet Hanım'ı da kızını meselesinde konuşmamız lazım. Gel. Kaçamadı seninki. E çünkü mesele Fazilet Hanım bir kızı. Kaçılmaz. Nerede bu adam? Yarışmanın birincilik biletini almadan gitmeyeceğim bu yoldan. Nerede bu adam? Sinan, şu gönül işi yüzünden sebep olduklarının farkında mısın? Kızcağızın bir işinden olmadığı kalmıştı. O da oldu sayende. Senin yüzünden kovulduğundan haberin var mı senin? Ah şöyle Azim Efendi, sor hesabını. Evet öyle olmuş, duydum. Gamsız. Duydun mu? Duydun ve peki bu konuda ne yaptın? Ya kızın hiçbir suçu olmadığını söylemeye tenezzül dahi etmedin değil mi? Gidip benim bu kızla bir ilişkim yok. Ya zaten ben yaramaz adamın tekiyim. Benim yüzümden bazı insanları suçlamayın falan da demedin. Kızla oyun oynadığın yetmedi. Bir de kızı ekmeğinden ettin. Ya baba. Utanmadan kendini savunmaya kalkma. Artık buna bir dur de. Vicdanlarımızı daha fazla yaralamaya devam etme. Lütfen. Yaralanmayacak baba. Vicdanlarımız artık yaralanmayacak. Sinan Beyciğim. İyi geceler efendim. İki dakikanızı şey edecektim ben. Şey edin bakalım. Ben yemekle patavatsızlık ettim. Acıma, üzüntüme verin artık. Ana yüreği işte dayanmıyor. Kızım ekmeğinden olunca
Yüreğim bir kabardı benim. Sizi zor durumda bırakmadım inşallah. Bakın Sinan Beyciğim, ben insanı gözünden tanırım. Gözünden. Siz vicdan sahibi, iyi yürekli bir insansınız. Bildim ben sizi. Şimdi siz benim bir kızımı üzdünüz ya. Ben biliyorum. Öbür kızımın yüzünü güldüreceksiniz. Biliyorum ben. Pardon? Anlayamadım. Derdimiz malum. Dermanımız da sizsiniz Sinan Beyciğim. Bize bir tek siz yardımcı olabilirsiniz. Vicdan yarasına merhem sizsiniz. Anladınız değil mi? Şimdi anladım ben sizi. Anladınız, evet. Anladım Fazilet Hanım. O iş benle, merak etmeyin. Güzel kızım benim. Deniz gözlü. Bak olmaz olmaz diyorduk ama. O anamızı ağlatan kader sonunda yüzümüze gülecek. Sinan Bey söz verdi. Yarışmanın birinciliğini bize verecek. Kader sonunda yüzümüze gülecek. Gülecek kızım. Ada sahillerinde bek... Kız narin! Yine mis gibi kokutmuşsun mutfağı. Bal damlıyor, bal. Öpeceğim. Aa, bu salatanın neyi eksik? Bak sana ne yapacağım. Bana bir bıçak verin. Bak şimdi narin, bak. Kapat gözlerini. Sakın açma bak. Açma. Sürpriz yapacağım ben şimdi. Bak şimdi. Aç deyince açacaksın. Açma. Aç demedim daha. Nesi var bunun? Resmen ölüm iyiliği çokmuş üstünde şuna. Da 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 da. Ya sen yapabiliyor musun bunu? Yapamazsın. Ben sana öğretirim ama. Al sana, salatana şöyle güzel bir gül yaptım. Bak. Oh güzel. O zaman ben okula gidiyorum. Kızım, seninle bir konuda konuşmuş ve anlaşmıştık, değil mi? Ama acele et. Ya annesi mutfaktan çıkmadan dile özrünü. Ay yok işte ya, kafayı yiyeceğim. Hiçbir yerde bulamıyorum ya. E o zaman dün anam buldu, attı çöpe. Ay Allah korusun Yasin. Annem bulsa beni böyle mi bırakırdı? Tak çıkar tak çıkar, yalama oldu işte yüzük. Bak yok. Ha ben keyfimden tak çıkar tak çıkar yapıyorum değil mi Yasin? Annem bulsaydı yüzüğü, tamam koparıverseydi çok iyi olurdu çünkü. Hadi hadi tamam, ağlama. Yalının yakınlarındayım ben, gel. Sürprizim var sana. Tamam. Tamam geliyorum şimdi. Kapıyı çaldım ama duymadın. Acelem var galiba. Neyse zaten fazla tutmayacağım seni. Buraya bana yakışanı yapmaya geldim. Ama önce hırsızlığın için benden özür dileyeceksin. Sebep olduğum her şey için herkesten özür dilerim. Ama ben hırsız değilim. Evet yanlış yaptım, kabul ediyorum. Ama ben çalmak için yapmadım. Neyse uzatmaya gerek yok. Ben de kendime hakim olamadığım için senden özür dilerim. Belli ki sen elini beline koymaya alışıksın. Ama bana yakışmadı. Ben elimi belime koymam.
Demek gizli gizli takıyorsun. Sefil. Çöp atmadım iyi oldu. Günaydın. Günaydın ve hayatta başarılar abicim. Acelem var. Dur. İçeri gel, 5 dakikalık işimiz var. Abi acelem var diyor. Gel benimle. Çok tatlısın Yaz. Demek Ankara yolcularını uğurlamaya geldin ha? Size de günaydın. Uzun zamandır herkesin beklediği haberi müjdelemeye geldim. Nedir oğlum? Buyurun, karşınızda Türkiye'nin en güzel yüzü. Yeni kozmetik yüzümüz. Bu ne abicim ya? Şimdi anladım ben sizi. Anladınız evet. Anladım Faziletin. O iş benle merak etmeyin. Fazilet Hanım ne oluyor? Fazilet Hanım size diyorum. Bayıldı herhalde. Yavrum öyle bakma. Kolonya falan bir şey getirin mutfaktan. Sinan, neden senin yakana yapıştı ki bu kadın? Ya ne alakası var? Başı döndü bana tutundu herhalde. Ya aşkım inanamıyorum. Nasıl ya? Ya nasıl ya? Ya nasılını karıştırmıyoruz işte. Oldu da bitti maşallah. Bir dakika, bir dakika. Karıştırıyoruz. Nereden buldun? Ya aşkım bak, parfüm parfüm diye ağlıyordun. Al işte sana parfüm. Niye kurcalıyorsun ki yani? Ya Yasin nasıl kurcalamayayım ya? 5 liralık parfüm bu. 5000 lira ya. Nereden buldun hemen söylüyorsun hadi. Sen merak etme kızım. Ben şimdi gideceğim ananın yanına. Hehe. Sen sütünden başka bir şey düşünme çocuğum. Heh. Aslanlar gibi kalkacak anacığım. Ayaklanacak. Tamam ben hastaneye gidince ararım sizi. Ay. Nerede bu ya? Hah. Hah. Ah gitti 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 gitti. Ah ah. Vah! Rıfat! Koş soyulduk Rıfat çabuk gel eve. İnanamıyorum sana ya. Ya sen ne yaptın Yasin ne yaptın ya? Ya benim yaptığım yetmedi şimdi sen mi hırsızlığa başladın? Hop kızım yavaş. Ne hırsızlığı ben kimseden çalmadım ki bunu. Anamdan aldım. Yemeyeceğim içmeyeceğim geri koyacağım yerine. Ya kadının 3 yılda biriktirdiği altınlar diyorsun ya. Sen nasıl koyacaksın bunu yerine ya? Ece bak beni germe ha. Ben bütün bunları sen ağlama diye yaptım. O yıldan başına ilk çıkma diye yaptım. Bak benim üstüme gelme uğraşma benimle.